arkadaşlar, lezzetin üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere çok lezzetli bir zeytinyağlı sarma tarifi vereceğim inşallah. Buyurun, zeytinyağlı sarmamız için gerekli malzemeleri sayalım. 3 su bardağı pirincimiz, pirincimizin ölçüsü bu standart su bardaklarıyla ve 1 su bardağı kaynamış suda pirincimi haşladım ben hazır olsun diye. 3 adet kuru soğan, yarım demet, ince kıyılmış maydanoz, kuru soğanımı da doğradım. 1 çay bardağı zeytinyağı kuplu çay bardaklarıyla 2 yemek kaşığı biber domates salçası karışımı ve olmazsa olmaz baharatlarımız. 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da pul biber kullanacağım. Eğer bu baharatların içinde sevmedikleriniz varsa katmayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı baharat çeşitleri. Ve göz kararı da tuz kullanacağım. Ve bir miktar da salamura, üzüm yaprağına ihtiyacımız var. Ben yaprağımı hafif haşladım suda. Ve sosumuz için işte yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber domates salçası karışımı ve üzerine gelecek kadar su kullanacağım. Tabi suyuna da biraz tuz atacağız. Göz kararı onda atacağız. Buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, hafif haşladığım pirincimin içerisini ince ince kıydığımız ya da robottan çekebilirsiniz kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Maydanozumuzu da katıyoruz. Üzerine salçamızı da ilave ediyoruz. Ve baharatlarımızı da döküyoruz. Göz kararı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve zeytinyağımızı da üzerine döküyoruz. Ve bu malzememizi elimizle, dilerseniz kaşıkla güzelce harmanlıyoruz. Evet arkadaşlar, iç harcımız hazır ve tenceremizin içerisine birkaç adet yaprak serdim. Altına yapıştığında yaprak sarmalarımız boşa gitmesin diye ve yaprağımızın pulpunu koparıyoruz. Ve bu şekilde avucumuzun içerisine alıyoruz. Bir tatlı kaşığıyla iç harcımızdan bırakıyoruz böyle. Bu şekilde düzleştiriyoruz. Yaprağımızın bu ucunu bu şekilde tutuyoruz ve burasını da katlıyoruz köşesini. Bu köşesini de katlıyoruz. Avucumuzun içerisinde parmaklarımızla bu şekilde sarıyoruz ve tenceremize diziyoruz. Bütün yapraklarımı bu şekilde saracağım ve tenceremi dizeceğim. Evet arkadaşlar, diyelim ki elinizde yaprak sarmasını saramıyorsunuz, zor geliyor. Şimdi size pratik bir yöntem göstereceğim. Poşetle yaprak sarma. Böyle bu şekilde poşetimizi seriyoruz tezgahımızın üzerine ve yaprağımızı da seriyoruz üzerine. Ve iç harcımızdan biraz bırakıyoruz. Ve parmaklarımızla bu şekilde düzleştiriyoruz. Yaprağımızın iki ucunu bu şekilde katlıyoruz. Köşelerini de katlıyoruz. Ve poşetimizi üst tarafından tutup elimizi bu şekilde koyup çekiyoruz aşağıya doğru. İnanın çok pratik ve gayet de ince görünüyor. Bakın bu şekilde. Ve şimdi bütün yapraklarımı ben bu şekilde serip tencereme dizeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, sarmalarımı sardım, bitirdim. Ve şimdi de üzerine limon dilimleri bu şekilde bırakıyoruz. Ve şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Küçük bir tenceremizin içerisine yağımızı ilave ediyorum. Salçamı da katıyorum. Ve şimdi bunu birazcık kızdıracağım. Salçamızı güzelce dağladıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı göz kararı tuz ilave ediyorum. Ve şimdi de üzerine suyunu boşaltıyorum. Kaynamış su boşaltırsanız daha çabuk kaynar suyunu. Ve karıştırıyoruz. Benim suyum kaynamıştı. Ve şimdi bu suyu alıp bu şekilde sarmalarımın üzerine
döküyorum. Üzerine gelecek şekilde döküyoruz. Ve bu kadar yeterli. Ve şimdi üzerine bir tabak kapatıyoruz bu şekilde. Ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Kısık ateşte yaprak sarmamız pişene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, sarmalarım pişti. Gayet güzel görünüyorlar. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.